Bir yigit uylandi. U yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganligi sababli uni hamma gaplariga rozi edi. Oradan kunlar o'tdi, vaqtlar o'tdi, farzandli bo'lishdi. Farzandi ham sekin asta kattarib yoshiga yetib qoldi. Kunlardan bir kuni juda ham qattiq yomg'ir yog'di. Shu kuni har doim kech keladigan yigit uyiga ertaroq qaytdi. Uyimga bir ertaroq boray, uydagilarni hozirga o'tiring dedi. Uyiga kelsa ayoli yo'q. Uydagilardan so'radi. Qani keliningiz dedi. Uydagilar aytishdiki, kelin ko'chaga chiqdi dedi. Qancha vaqt bo'ldi deganda, biroz oldin chiqdi, bir soatcha bo'lib qoldi dedi. Xo'p, mayli dedi. Uyda qizini o'ynatib o'tirdi. Oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin eshik taqilladi. Yigit borib eshikni ochdi. Qarasa ayol turgan ekan. Usti boshi ho'l bo'lib ketgan. Uyiga kiritib oldida darhol sochiqni berdi. Tez qurinib oldi. Tez-tez qurinib oldi. Qurinib olgandan keyin choy ichishdi. Choy ichishgandan keyin shu asnoda yigit so'radi. Qayoqqa borib kelyapsan dedi. Dugonamga borib kelyotdim dedi ayoli. Keyin yana yigit so'radi. Kimdan so'rab chiqib ketding? Shunday deganda ayoli aytdiki, "Ha, uydagilarga aytib ketdim" dedi. "Hammali. Bunda yomg'irli kunda chiqmadi" dedi. "Boshqa payt chiqsang ham bo'lardi-ku" deganda, "Zarur bo'lib qoldi. O'shaning uchun chiqib keldim" dedi. Yigit hech narsa demadi. O'sha kechasi ayol tushidan qo'rqib alaqsirab uyg'ondi. Shunda yonida yotgan eri turdi, "Tinchlikmi?" dedi. "Bilmadim" dedi. "Nimaga deb qo'rqib ketdim" dedi. Voya yigit darhol suv olib kelib berdi. Suvda ichdi. Shu asnoda qo'lini ushlaganda qarasaki isitmasi bor. Darhol peshonasini ham ushladi. Qarasaki olov bo'lib yonayotgan ekan. Juda ham isitmasi baland ekan. Darhol doktor chaqirishdi. Bir pas turib doktor ham keldi. Isitmasini tekshirdi. Ukol qildida ertaga kasalxonaga olib boring dedi. Xo'p dedi. Isitmasi tushdi. Ertasi kun ayolini olib doktorga bordi. Ayoli ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin boyagi yigit shifokorning oldiga kirdida, "Ayolimga nima bo'lgan ekan?" dedi. "Hech narsa qilmagan, hozir shamollabdi" dedi. "Mana bu dorilardan ichsin, yaxshi bo'lib ketadi" dedi. "Xo'p" dedida, yigit ketayotib aptekaga kirdida, doktor yozib bergan dorilar sotib oldi va uyiga qarab ketdi. Uyiga yetib bordi. Bir pas turib ayolini yana isitmasi ko'tarildi. Dori ichirdi, isitmasi tushdi. Kechqurunga borib yana isitmasi ko'tarildi. Bu narsa 3 kun davomida shunaqa bo'lib turdi. Isitma tushadi, ko'tarilib ketadi, tushadi, yana ko'tarilib ketadi. 3-chi kun kechasiga borganda ayoli olamdan o'tib qoldi. Yigit ayolini juda ham qattiq yaxshi ko'rgani uchun juda ham qattiq qayg'urdi. Ko'ngliga hech narsa sig'masdi. Olib borib ko'mib kelishdi. Yigit haftada 2-3 marta ayolini qabrini borib ziyorat qilib kelardi. O'sha joyda o'tirib, tilovat qilib, yum-yum yig'lab qaytib kelardi. Oradan kunlar o'tdi. Hattoki qiziga ham e'tibor bermay qoldi. Ishlaridan ham ko'ngli sovib ketdi. Faqat shu uyda o'tirardi, qayg'urardi, ko'ngli tutsa qabristonga borib kelardi. Shu asnoda bir necha kun o'tib ketdi. Qizini ayolining opasi uyiga olib ketdi. "Men qarab turayin" dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kechasi qayg'urib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida o'sha qabristonga kirib borayotgan ekan. Qabrni oralab ketayotganda qabrlardan qo'llar chiqib oyog'ini ushlardi. "Qo'y, borma. Borganingga afsuslanasan" derdi. Keyin qabrga qarasa, qabrlardan yozuvlar chiqardi. "Men falon narsaning oqibati azoblanayapman. Qancha qabrdan o'tmasin, hamma qabrlardan odamlar qo'llarini cho'zib uni tortardi orqaga. Borma, ayolingni oldiga borma, afsuslanasan. Qo'y, borma" derdi. Hamma qabrlardan yozuvlar chiqardi. "Men mana bu ishlarni qilardim dunyo hovlisida. Kishilarning haqqini yeridim. Hech narsaga ishonmasdim. Biror bir amalsiz kelganman. Shuning uchun qattiq azobdaman. Ba'zilar rohatda edi. Men
Allah'ın buyruqlarını bajarıp kelganman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalarga imkon qadar amalda bo'lganman. Hozir qabrda rohatdaman derdi. Bunaqa qabrlar, ya'ni rohat topib turgan qabrlar sanoqli edi. Lekin qabri olov bilan to'la bo'lgan, lov-lov yonayotgan qabrlar juda ko'p edi. Hammasidan yozuvlar chiqardi. Men falon narsaning orqasidan azoblanayapman. Men piston narsaning orqasidan azoblanayapman. Qo'y ayolingni oldiga borma. Qo'y ayolingni oldiga borma derdi. Yigitni etagidan tortishardi, oyog'idan tortishardi. Yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rgan uchun u nima uchun to'satdan o'lib qolganligini bilishni xohlardi va qabr tomon yurardi. Va nihoyat ayolining qabrga yetib bordi. Ne ko'zlarimdan ko'rsinki, ayolining qabridan yozuvlar chiqardi. Sizdan men qattiq uzr so'rayman. O'sha kechasi sizni aldagandim. Men sizdan oldin bitta yigitni sevar edim. Deyarli har ikki kunda bir sizga xiyonat qilardi. O'sha yomg'ir yog'ib turgan kunda ham men sizga xiyonat qilib kelayotgandim. Ya'ni o'sha yaxshi ko'rgan yigitim bilan zino qilib kelayotgandim. O'shaning uchun hozir yonayapman qabrda. Yonayotganimning sababi zino qilganim uchun qattiq yonayapman. Nihoyatda qattiq yonayapman. Sizni insonni aldaganim uchun. Yonayapman yana. Alloh taqiqlangan narsani qilganim uchun. Yana qattiq azoblanayapman. Allohning biror aytganini qilmay kelganim uchun derdi. Yana bitta narsani sizga aytib qo'yaman. Farzandingizda ham hattoki shubha bor. Chunki u yigit bilan men har ikki kunni birida sizga xiyonat qilardim. Meni kechiring derdi. Qabr esa olov bilan to'la edi. Yonayotganda qabri. Yigit qattiq qo'rqib uyg'onib ketdi. Va ayoli aytgan dugonasining uyiga bordi. Tushini tekshirmoqchi bo'lib. Dugonasiniga borib, sekingina dugonasini eshigini taqillatdi. Dugonasi eshikni orqasidan turib, "Kim?" dedi. "Men falonchiman, dugonangizning eriman," dedi. Bundan bir necha kun oldin o'sha kunda eslatdi. Ya'ni yomg'ir yog'ib turgan kunda. O'sha kuni dugonangiz sizni uyingizga kelganmidi dedi. Yo'q, meni uyimga kelmagan edi dedi. Endi bildiki, tushi haqiqatga aylanayotgan edi. Darhol xolasining uyiga odam yubortirdi-da, qizini olib keltirdi. Qizi keldi. Darhol bordi-da, qon tahlilini oldi. Qon tahlilida esa o'zining qizi u chiqdi. Alhamdulillah dedi. Keyin yana o'sha dugonasining uyiga bordi. Dugonasining uyiga borib, sekin yana chiroyli qilib surishtirdi. Mendan oldin u biror yigit bilan muomala qilarmidi dedi. Dugonasi aytdiki, "Endi ayolingiz o'tib ketdi. Keling orqasidan gapirmaylik. Alloh rahmatiga olsin. Joyi jannatdan bo'lsin. Bo'laydigan ish bo'lib o'tib ketdi. Endi nimani surishtiryapsiz? Hozir gapirsam nimani o'zgartiradi?" dedi. Shu gapidan bildiki, haqiqatda uning hayotida kimdir bor ekanligi bilindi. Ana azizlar, bu bo'lib o'tgan voqea. Endi o'zimizni hayotimizga nazar solaylik. Shunday ayollar yo'qmi bizda? Eri bechara chet elda yuribdi. Bola-chaqamni boqayin. Uydagilarim yaxshi yashasin. Birim ikki bo'lsin deb qancha qiynalib ishlab yuribdi. Lekin bu yerda esa uni ayoli unga xiyonat qilyapti. Shunaqalar yo'qmi? Ming afsuski bor. Va sekin-sekin ko'payib boryapti. Xoin ayol shunaqa eri chet elda yurganda xiyonat qilayotgan ayollar. Eri oldida turib, erini ko'chaga chiqishini poylab turgan ayollar. Qachon erim ko'chaga chiqsa, xiyonat qilaman deydigan ayollar yo'qmi? Bor. Bu sekin-sekin ko'payib boryapti. Hattoki erkaklar ayolini telefon orqali ham ishlab olyapti. Buni o'zimiz necha marta eshityapmiz? Ba'zan oilalar ajrashib ketyapti shuning orqasidan, xiyonat orqasidan. Men erimga xiyonat qilmaganman. Men faqat bir yigit bilan telefon orqali yozishganman. Lekin hech qanaqangi zino qilmaganman deyapti. O'sha yozishganining o'zi zino. Eri uyida turib yoki safarda tursa ham uni boshi berk. Uni nikohi bor-ku. Nikohida o'zimni sizga topshiryapman deb va'da beryapti.
Her kende halatı sizge hıyanet kımıymen de yaptı. Lekin er köçege bir kadem koysun, bazı ayolla hıyanet uyar yaptı. Erige. Allah'tan korkmuyordun mu? Bilip koysun. Eğer kılayetken işini taşamasa, begona erkek bilen telegramda yaz işini taşamasa, erige kılayetken hıyanetini taşamasa, mana şu ayolning takdiri kabirde yanışı onu hep kutup durdu. Onu çetlep ötmeydi. Çünkü Allah وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaga yakınlaşma. اِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً Bu fahşiş. وَسَأَ سَب۪يلًا Yaman yol dedi. İn yaman yol şu dedi. Yakınlaşma da yaptı. O telegramda hıyanat kılı yaptı. Yazışır. Telegramda bu mesela ati sabşeyine de hıyanat kılı yaptı. Bazı bir dayus erkekler var. Hıyanat kıladı mı, kımaydı mı, kızığı yok. Ne demek ediyorsun? Bana. TikTok'ta açın, 60-70 faizi ayol kızlar, hali kokurağını kurslardı, hali orkasını kurslardı, hali belini kurslardı, hali sonunu kurslardı. Ne megen? Like bastırıp, kurtarılmakça. YouTube'da kirin, uzunu her kılık kurslardı. Ne megen? Şunun orkasını pul topamadı. Şunun akası vardır, ukası vardır, otası vardır. Ertege oğlar hem, koşulup yanadı ki. Nimaga? Shular rozi ko'shini shunda yurishiga. Internetga chiqib o'zini hamma joyini ko'rsatishga shular rozi-ku. Rozi bo'lgani uchun ham yonadi. Bu erkak shunaqangi ayolining holatiga qayg'urgani uchun Alloh uni tushiga soldi. Mana ko'rgin, ayoling o'zi aslida qayg'urishingga arzimaydi, senga xiyonat qilgani dedi. Bo'ldi, qayg'urma boshqa deydi. Nima? Allah Teala hemen hatinin hıyanat kılıyaptı, kızın hıyanat kılıyaptı, apasının hıyanat kılıyaptı deyip çöke kırgızış gereği mi? Şundan aldın gözünü açıp alış gereği emez mi? Zınadan kaytarış gereği emez mi? Kança kança adamlar onu koru yaptı ki. Kurucu hem şu zınanın günahını alıyaptı. Uzunu hem hocanın kursatucu hem şu zınanın günahını alıyaptı. Karan ki zina kılgen için kabir yanı yaptı. Lov lov yanı yaptı. İrige kurtatılı yaptı. Mene kur hatunun ne ahvalını da yaptı. Allah sağlasın. Kuzu açı alışımız gerek. İrtege irige hıyanat kıl etkeni ham yanadı. Hıyanatı razı bul etkeni ham yanadı. Ve şunu bilsin ki ayalı bulup durup başka bilen zina kılı yürgen hem hud düşündü yanadı. Zina karlarını hükmü bitti. Allah ana erkek mene bu ayalı acil etmedi. Kayıt bu işten. Kayıt işe gerek.